Merhabalar sevgili Aki TV izleyicileri, Fatma Çakır'la Mutfakta Hayat'a hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim ki bugününüz dünden daha iyi geçsin inşallah. Evet sevgili izleyicilerimiz, biz diyoruz ya ülkemizde yaşıyoruz, Türk insanı olarak nelere ihtiyaç duyuyoruz? Biz en çok eve ihtiyaç duyuyoruz sevgili izleyicilerimiz. Dolayısıyla evlenecek olanlar diyorlar ki önce bir ev olsun ondan sonra. Ya da ayrılmayı düşünüyorlar, artık ailemden ben büyüdüm, kendi ayrı bir evime çekileyim diyorlar. Yine bir eve ihtiyaç duyuyorlar. En çok bunun için yoruyoruz kendimizi. En çok bunun için üzüyoruz. Dolayısıyla ev nasıl alınır, ne şekilde alınır ya da bunun için neler yapmamız gerekiyor? İşte tasarruf mu edelim yoksa farklı yollara mı başvuralım? Ya da ev alırken çok farklı farklı isteklerimiz mi var? Merak ediyor musunuz? Ben açıkçası merak ediyorum. Sizlerle birlikte bugün işte bu ev konusunu konuşacağız sevgili izleyicilerimiz. Bununla birlikte tabii ki yemeklerimizi yapmaya da devam ediyoruz. Özellikle bugün sizlere çok kolay bir poğaçamız var. Poğaçamız ne mi? Pratik, mayasız, beklemeye ihtiyacı olmayan bir poğaça. Bununla birlikte güzel mi güzel sütlü irmik tatlımız var sevgili izleyiciler. Sütlü irmik tatlımızı yaptık, poğaçamızı yaptık. Bir de fellah köftesi yapalım sizlerle birlikte yine. Fellah köftemiz de bugün çay saati menümüze eşlik edecek. Tabii bu menüye aynı zamanda çok değerli bir konuğumuz da yine eşlik ediyor sevgili izleyicilerimiz. Dedik ya, ev alırken nelere dikkat edelim, nasıl tasarruf edelim? İşte bize bu soruların cevabını verecek olan konuğumuzu davet ediyorum ama bununla birlikte gelin şöyle bir malzeme listemizi gözden geçirelim. Evet, malzeme listemizi gördük sevgili izleyicilerimiz ve tabii ki konuğumuzla yine birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Biz ev konusunu duyunca hanımlar olarak biliyorsunuz çok böyle heyecanlanıyoruz. Çünkü en büyük hayallerimizden bir tanesi evlenmek, diğeri de ev almak. Evet. Kadınların en büyük hayallerinden bir tanesi bu. Dolayısıyla çok merak ettiğimiz konular da var. Bununla birlikte öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Silsan Gayrimenkul danışmanlık hizmetleri yapıyorum. Evet. Ayrıyeten de silgi imalatımız var. Bu şekilde iki firmayı yürütüyorum. Evet. İsminizi öğrenebilir miyiz? Sernur Yeniev. Sernur Yeniev. Yeniev. Evet. İsmimiz bile ev. Evet. Soy isimde uyuyor. Soy isim bile ev, yani bu kadar olur diyorum. Aynen. Artık. Gerçekten bu kadar olur. Silgi imalatı da çok farklı bir şey. O nedir? O okul ve büro silgileri yapıyoruz. Ayrıyeten de promosyon üzerine de çalışmalarımız var. Evet. Belli başlı firmalarla çalışıyoruz zaten, kurumsal firmalarla. Bu şekilde devam ediyor. Evet, şimdi silgiler de çok çeşitlenmiş biliyorsunuz. Biz eskiden silgiyi bir delik delerdik, şöyle boynumuza asardık. Çok kıymetliydi o bizim, evet, için. Evet. Yani silgi deyince direkt o iple boynumuza asmalıyız. Kokulu silgiler vardı. Evet, şimdi daha çok çeşitleri var değil mi? Evet, ama şu anda kokulu silgiler kaldırıldı biliyorsunuz, bir, evet, zararlı. Evet. Şu anda normal üretim devam ediyor bizim. Evet, daha doğal. Daha sağlıklı tabii ki. Evet, bununla birlikte promosyon ürünler de yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Bu, evet, da çok güzel oluyor. Yani özellikle böyle öğrencilere dağıtıyorlar, üzerlerinde ufak bir reklam bulunuyor ama çocuk daha çok mutlu oluyor. Yani, evet, ufacık bir silgi almak dahi, aynen, onları çok mutlu, evet, ediyor. Tabii çocuğu mutlu eden inşallah kendi de mutlu olsun. Evet. Bununla birlikte güzel de bir promosyon yöntemiymiş. Evet. Hep kalem duymuştuk, şapka duymuştuk ama silgi ben yeni duyuyorum. Evet. Güzel bir yöntemmiş. Evet. İnşallah başarılarınız daim olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, Sernur Hanım, sizinle birlikte bugün biz bir de poğaça yapacağız. Evet. Evet, poğaçamız var. Mayasız kolay bir poğaça yapacağız. Dilerseniz, hı-hı, yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Tamam. Şöyle bir kabımız var. Evet. Aldık kabımızı. Sütümüz var Sernur Hanımcığım, bir su bardağı. Şöyle ekleyelim. Bir su bardağı sütümüz var. Yarım, evet, su bardağı sıvı yağ. Bu tarafa alabilirim. Boşalan kaplarımızı. Şöyle yarım su bardağı sıvı yağımız var. Evet. Şöyle arkaya koyalım. Evet. Ardından sıvıları şöyle bir koyduk. Evet. Şekerimiz var. Görmüş olduğunuz üzere şöyle 1,5 tatlı kaşığı kadar şekerimiz var.
Onu da ekleyelim sıvıların içerisine ki sıvı ile şeker böyle bir kıvamını alsın. Evet. Ve yine bir tatlı kaşığı kadar şöyle tuzumuz var. Evet. Poğaçalarda biliyorsunuz genellikle tuz ve şeker bir arada kullanılır. Mayayı kıvamını aldırmak babında. Şöyle bir karıştıralım öncelikle. Karıştırma telimizle. İyice bir sıvılar birbirine yerleşsin. Emişsin. Evet. Evet, mutfağa da giriyoruz galiba. Evet, giriyorum. Peki nereliyiz Sernur Hanım? Aydın Nazilli. Aydın. Doğma evet. Büyüme İstanbul. Ama insan kökenini arıyor yine aynen, de dediğiniz aynen. gibi. Efeler evet. Diyarı. Efeler Diyarı, evet. Efelerin Efesi. Evet. Şimdi şöyle kabartma tozumuz var. Biz dedik ya bunda maya yok. Maya yok ama sonuçta poğaçadır bu. Yani kabarma diye bir ihtiyacı var. Evet. Bu ihtiyacı sevgili izleyicilerimiz elimizde bulundurduğumuz kabartma tozundan sağlayacak. Ancak kabartma tozumuz 1,5 paket. Hani paketlerde bulunanlardan ben size paket usulü söyleyeyim. 1,5 paket. Şöyle ekliyorum yine kabartma tozumu da hemen içerisine. Evet. Bir tane de yumurtamız var. Şöyle direkt onu da kıralım. Evet, yumurtamızı da şimdi ekliyoruz. Önce sıvılar. Güzelce bir düşürelim. Tamamdır. Yumurtamızı da ekledik. Güzelce çırpıyoruz. Ardından unumuzu ekleyeceğiz. Biraz daha kıvamı oluşsun. Sevgili izleyicimiz biz iç harcı olarak sadece peynir kullanıyoruz bugün. Çok az da karabiber dedi Sernur Hanım. Dedi. Evet. Fatma Hanım buna karabiber yakışır. Ben bir çay bardağı da çay kaşığı da karabiber istiyorum içerisine. Biz onu da ekledik. Siz maydanoz da kullanabilirsiniz. Evet. Şöyle unumuzu eklemeye başlayalım artık. Burada yoğurma işlemine geçeceğiz Sernur'um. Siz mi yaparsınız ben mi yapayım? Siz yani, yapacaksınız öyle gözüküyor. Buyurun. Sizin ellerinizden şöyle bir güzel poğaça hamuru görelim inşallah. Şöyle unumuzu eklemeye başlıyoruz. Yavaş yavaş yaklaşık 4,5-5 su bardağı kadar un yani alıyor. Yani kulak memesi kadar. Evet, kulak memesi kıvamını asla unutmayın. Evet. İyi bulmuşlar. Bu buluş çok güzel. Şöyle hepsini bir bıraktım. Tamam. Şu geriye kalanı da kontrol ettikçe ekleriz. Evet, hamurumuzu yavaş yavaş yoğuruyoruz. Şöyle açalım. Daha iyi görsün sevgili izleyicilerimiz Sernur Hanım'ın. Bizim için hazırlamış olduğu hamuru. Bu arada poğaça kokusu, yemek kokusu bir evin ev olduğunu hissettiriyor evet, insana değil mi? Evet, aynen. Bununla birlikte Sernur Hanımcığım, peki şeyde diyorsunuz ya ev satışlarında özellikle bayanlar daha çok revaçta. Hani bakayım, göreyim, ben bir görmeden olmaz, içi nasıldır, işte yok lavabosu nasıldır, mutfağı nasıldır. Yani o mutfaktaki lavabo taşına kadar merak ederler. Evet, mutfak özellikle çok önemli. Bir evet. Hanımların bir de banyosu biraz daha. Biraz daha geliyor. Şöyle hepsini boşaltayım. Boşaltın. Evet yine takviye yapacağım size. Buradakinin hepsini boşaltalım şöyle. Bayanlar çok dikkatli değil mi evet, bu konuda? Evet bir de cephe olayında mesela güney, kuzey cephe bunlar da çok önem taşıyor. Cephede çünkü yani ister istemez... Evet. Kadınlarda hep böyle şey vardır ya, hani derler ya yuvayı dişi kuş yapar. Evet. Ya kadın oraya hep bir yuvası bakımından bakıyor ve hep evlatlarım olacak, çocuklarım olacak, ısınır mı, üşür mü gibi bir düşüncesi var galiba. Evet. Tabii biraz sosyal daha. Olarak da dışarıya bakanlar vardır. Hani biraz daha cephe olarak güzel gözüksün diyenler aynen. vardır ama genellikle bu şekilde bakıyorlar. Evet birazcık daha un ekleyelim. Evet biraz daha un alalım. Şöyle birazcık daha eklemeye devam edelim içerisine. Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar. Evet. Peki emlak sektörü bayanlara uygun bir meslek mi? Yani kesinlikle bayanlar bu konuda daha iyi diye düşünüyorum. Evet. Yaparlar bu işi diyorsunuz evet, kesinlikle. Yani. Peki biliyorsunuz ki emlak sektörü biraz yüksek maliyetli işler ve ister istemez çok çabuk hemen orada karar vermeniz gerekiyor. Ani bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Yeri geliyor. Hiç ummadığınız bir şekilde değişiklikler oluyor. Çünkü müşteri sonuçta ummadığınız şeyi isteyebiliyor aniden. Evet. Farklı bir yöne işte size söylediğinden çok çok farklı bir yöne dönebiliyor. Evet. Gelişebiliyor. Bu tür şeylere hazırlıklı mıyız? Yani bayanlar hazırlıklı mı? Çabuk çözüyor mu bu tür sorunları? Yani bayanlar bu konuda daha iyi diye düşünüyorum.
Hani daha çok bu konuda bilgi sahibi. Evet. İkna etme olayları biraz daha fazla, ikna etme gücü. Evet. Yetileri var diyorsunuz yani. Evet. İyi, inşallah. Deneyelim o zaman. Güzelmiş. Yani emlak sektöründen bir bayanla da tanışmak bizim için hoş oldu. Evet. Biliyorsunuz biz kadınlar biraz da derdimizi kadınlara anlatmayı da severiz. Evet, daha iyi anlıyor bayanın şöyle derdinden. Bir bayan olsa da böyle anlatsam istediğimi, işte o da hayalini canlandırsa, aynısını bana sunsa, hep evet, böyle bir beklentimiz olur. Gayet güzel oluyor hamurumuz bu arada. Evet sevgili izleyicilerimiz, hamurumuzun içerisine biz bir su bardağı süt koyduk. Yarım su bardağı sıvı yağımızı koyduk. Sıvı yağımızın yanında bir tatlı kaşığı şekerimiz var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bununla birlikte bir tane yumurtayı tüm olarak içerisine koyduk. Yumurtanın sarısını ayırmadık. Farklı bir yumurta sarısı var. Dışarıdakiyle kesinlikle karıştırmayın. İçerisinde bir yumurta tüm halinde bulunuyor. Bununla birlikte biz aldığı kadar un eklemeye devam ediyoruz. Kulak memesi kıvamında bir hamur. Şu an evet, oluştu. Yani. Aslında oluştu. Daha da yormaya gerek yok. Hı-hı. Teşekkür ediyorum Sernur Hanımcığım. Tamam. Şöyle bir toparlayalım. Hemen streçle saralım. Evet şöyle hamurumuz kıvamında gelmiş. Ellerinize sağlık. Gayet güzel olmuş Sernur Hanım. Evet. Şimdi streçle bunu kapatalım. Güzelce bir streçle saralım ağzını. Ardından bir süre dinlenmeye bırakalım yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu. Şöyle streçimizi alayım ve hemen streçle onu kapatayım. Şöyle güzelce bir streçle sarıyoruz. Bu bir süre dinlensin. Şöyle. Çok fazla mı böyle saatlerce bekletmemize gerek yok. Bu acil poğaça. Evet. Bu da acil bir çözüm önerisi. Yani dediğim gibi aniden gelişen sürpriz olaylara karşı geliştirilmiş olan acil poğaçamız hazır. Artık bu bir kenarda dinlenebilir. Kenara koyalım. Evet, bir kenarda dinlensin. Sıra geldi irmik tatlımızı yapmaya. İrmik tatlımız için tenceremizi aldık. Evet. İçerisine şöyle 1 litre sütü direkt boşaltıyorum. Şöyle 1 litre sütümüz var. Bir paket süt de diyebiliriz. Yani 1 litre süt ölçemeyeceğim Fatma Hanım şimdi derseniz direkt bir paket sütü evet, koyabilirsiniz. Bununla birlikte bir su bardağı şekerim var. Yine hemen şekerimi koyuyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ocağın üzerine koymadan sevgili izleyiciler, öncelikli olarak ocağa koymadan burada işlemleri, karıştırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ardından ocağımızı alacağız ve güzelce pişireceğiz. Şöyle bir güzel karıştırdık. Ardından burada yaklaşık 6 çorba kaşığı irmiğimiz var. İrmiğimizi de direkt soğuk olan sütümüzün içerisine ekledik. İrmiğimizi ekledik. Sütümüz yavaş yavaş karışmaya devam ediyor. Bir paket vanilyamız var. Yine vanilyayı da içerisine direkt ekliyorum. Vanilyayı piştikten sonra artık ocaktan indirme aşamasında da ekleyebilirler. Evet. Vanilyamızı da ekledik. Artık yavaş yavaş pişirelim. Buradan sonrası sürekli karıştırmak gerekiyor. Evet, sürekli karıştırmak gerekiyor. Silgi işi nereden aklınıza geldi? Baba mesleği, yani babadan geliyor. Evet. Yaklaşık bir 50 senelik bir sektörüz biz. Maşallah. Bu konuda evet, babamdan geliyor bu iş. Biz de yardımcı oluyoruz kendisine. Bayrampaşa'da yerimiz. Öyle mi? Evet, imalat yerimiz. Maşallah. Aile evet, şirketi olarak aile devam şirketi, ettiriyorsunuz. Evet. Bu da güzel bir şey. Yani baba mesleğini devam ettirmek, özellikle evet, onun vermiş olduğu emekleri evet, hiç ziyan etmeden ona destek olmak onu çok mutlu ediyordur evet, umarım. Aynen. Özellikle de bir kızını yanında görmek, yani şimdi bayan erkek ayrım yapıyormuşuz gibi algılamasınlar ama daha bir hoş geliyor. Çünkü babalar kızlarına daha düşkünler. Evet, biraz daha öyle oluyor. Değil mi? Biraz daha düşkünler. Yani böyle bir şeyleri var. Ben hep öyle anneler hissediyorum. Anneler de erkek çocuklarına derler. Düşkünlüğü. Evet. Ama dengeyi kuruyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Babalar kızlara düşkünse anneler de erkeklere düşkün. Dolayısıyla dengeyi kuruyorlar sevgili izleyicilerimiz. Evet. Şöyle sürekli karıştırmamız gerekiyor. İşte mutfak da böyle titizlikler istiyor. Evet. Birdenbire bırakamıyorsunuz. Bu da şefkat istiyor, anlayış istiyor. Evet. Böyle karıştırıp topaklanma olmaması için. Evet, pişiriyoruz. Mutfağa giriyor musunuz? Giriyorum. Hı-hı. Yemek yaparsınız. Yapıyorum. Seviyorum. Yemek yapmayı seviyorum yani. Evet.
Yani büyük bir zevkle de yapıyorum. Ne güzel, ne güzel. Evde yapıyor musunuz babaya sürpriz şöyle yemekler falan? Evet, yapıyorum. Şimdi ilk küçükken olurdu biliyor musunuz? İşte ilk yemeği babaya ya da ilk kahvaltıyı hazırladığınızda onun gözlerindeki o mutluluk. Anne de mutlaka ki çok mutlu oluyor ama kızının yapması daha farklı oluyor. Değil mi? Bir de kızım artık büyümüş moduna giriyorlar. Evet. O daha farklı oluyor dediğiniz gibi. Çok daha güzel oluyor. Şu ocağımızın altını iyice açtım. İlk başta tam açmamıştım. Şöyle dibi tutmasın. İçerisindeki şeker içerisinde hemen dibine yapışmasın diye. Ama şimdi tamamıyla açtım ve karıştırmaya devam ediyorum. İzmirlisiniz aynı zamanda. Evet, İzmir. Bütün akrabalar orada bizim. Öyle mi? Evet. İzmir'de yaşıyorlar. Boyoz çok meşhur. Gidip yiyor musunuz? Evet. Yani seneden seneye gidiyoruz. Evet. Fırsat buldukça. Oldukça güzel şehirlerimizden bir tanesi. İzmir, boyoz da dediğimiz gibi çok meşhur. Bununla birlikte Çeşme. Çeşme, evet. Oralar, yaz geldi mi Çeşme. Kuşadası, oralar Kuşadası. Çok güzel. Oldukça güzel. Tatilini geçirmek isteyen sevgili izleyicilerimize ne diyoruz? Öncelikle ülkemizdeki tatil beldelerini tercih etsinler değil mi? Yani bu önce kendi memleketlerini tanısınlar, önce kendi ülkelerini tanısınlar. Evet. Dolayısıyla tatil tercihi yapacaklarsa da önce kendi ülkelerindeki tatil yerlerini tercih etsinler. Dolayısıyla kendimizi birbirimiz destekleyeceğiz. Yani başka birisi gelip bize yardımcı olmaz. Aynen. Ülke içerisinde bile. Aynen. Sahip çıkmamız gerekiyor. Sahip çıkmamız kesinlikle gerekiyor. Ticarette de bu böyle. Evet. Gerek aile yaşantımızda da böyle. Yani iş hayatımızda böyle, eğitim hayatımızda yine bu şekilde. Her konuda destek olmamız gerekiyor. Kaç yaşından beri çalışıyoruz? Yani 18 yaşından beri çalışıyorum. Maşallah. Bayağı bir. 18 yaşından beri. Gençlere diyor musunuz ya çok genç yaş çalışmayın, boş verin ya da tam tersi bırakın. Ne kadar erken o kadar iyidir. Yani öncelikle tabii okullarını bitirmesini gerekiyor. Yani okul sonrası da mutlaka çalışma hayatına atılmaları gerekir. Evet yani şimdi. Yani okul olayı çok önemli, eğitim. Eğitim mutlaka ki şart. Ancak çok da seçenek var artık ülkemizde değil mi? Çok güzel seçenek. Mesela birçok sizin gibi firmalar yeni eleman yetişmesi konusunda çok güzel projeler yapıyorlar. Evet. İşte mesela üretimdeyse üretim için, eleman yetişmesi için meslek okullarıyla birleşiyorlar. Çok güzel projeleri var. Bununla birlikte işte yeni sektörler açılacaksa o sektöre eleman yetiştirmek ya da o sektöre yönlendirmek bakımından da güzel oluşumları var. Yine devlet de destekliyor. Evet. Bu şekilde de destekleri var. Oldukça güzel. Peki nasıl gidiyor ülkemizde ev satışları? Yani şu sıralarda biraz bir duraklama şeyi var ama gene iyi yani. İnsanlarda bir alım gücü var. Var. Evet. Yani gelişti ülkemiz maşallah. Evet. Herkesin artık sadece ev olarak bakmamak lazım. Herkesin yani, iki tane, üç tane arabası var artık. Aynen. Evet. Değil mi? Doğru. Yani bayanlarımızın var, baylarımızın var, çocuklarımızın var artık 18 yaşını doldurmuş olanların. Yani bir evde artık 2-3 araç sayısına ulaştı ve oldukça arttı. Yani insanların var, alım gücü var. Evet. İrmik helvamız bir taraftan artık kaynaya dursun. Biz bir de sizinle fellah köftesi yapacağız. Tamam. Tabii ki bu yine kısırlık bulgurdan oluşuyor. Bulgurumuzu önce bir ıslatalım mı? Evet. Sizlerle bir biraz ıslatalım birlikte hemen. Şöyle birazcık bir yumuşasın. Şöyle bir yumuşatalım. Şöyle bir su bardağı fellah köftesi için sevgili izleyicilerimiz kısırlık bulgurumuz var. İnce bir bulgur. Çok az içerisine irmik ekliyorum. Şöyle. Yarım çay bardağı irmiğimi de ekledim ve sıcak suyla şöyle üzerine çıkacak kadar sıcak su, bir su bardağı ekleyip yumuşaması için bırakıyorum. Şöyle bir süre yumuşayacak. İyice bir karıştırdım. Şöyle dokunmadan bile karışıyor. Şöyle. Oldukça güzel karıştı. Şimdi streçle yine bunun da kapağını kapatalım ve bu da bir süre daha dinlenmeye devam etsin. Şöyle bir kapatayım hemen. Evet. Şöyle annemiz yemek yapıyor mu size? Evet. Yapmaya devam ediyor değil mi? Sağ olsun, var yani, olsunlar. Evet, evet. En çok hangi yemeği yapıyor? Yani biz yöresel yemeklere daha çok ağırlık veriyoruz Ege'nin. Evet. Ege mutfağı da yeşillikleri bol, evet, deniz ürünleri yani bol. Biraz yeşilliğe ağırlık veriyoruz. Evet.
Şöyle şunu da hemen saralım. Ve bırakalım. Evet. Bu streçi ilk icat etmişler. Çok evet. işimizi kolaylaştırıyor. Evet, her yerde kap bulamıyoruz. Yeri geliyor işte kapatamıyoruz. Bunun gibi kapsız olan ürünler var. İşte kap olmadığı yerde gerçekten işimizi hızlandırıyor. Tabii ki plastik mutfağımızda çok kullanmamamız gereken evet. bir şey ama biz sonuçta onu gıda ile temas ettirmiyoruz. Arasında bayağı bir boşluk var. Dolayısıyla kullanmakta da ben çok işimi hızlandırıyor evet, açıkçası. Yani. Kesinlikle. Kolay buluyorum. Evet. Özellikle de mutfakları da mesela dolaba gıda konulurken biliyorsunuz ki birçoğunun kapanması. Kokusunu şey yapmaması için. Evet kapatılmaması o dolabın içerisinde kokuyu hep birbirine geçiriyor. Böyle streçler üretilmiş küçük küçük kapaklar var. Yine bu streç gibi alıyorsunuz ve direkt geçiriyorsunuz kenarları lastikle. Evet. Oldukça işimizi kolaylaştırıyor bu konuda ve çok rahatlatıyor. Evet şöyle birazcık toparlayalım. Etrafımızı evet. nasıl gidiyor? Koyulaşmaya başlıyor biraz. Koyulaşmaya başladı. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz, irmiğimizde 1 litre sütümüz var. Sütümüzle birlikte 1 su bardağı dolusu irmiğimiz var. Yaklaşık bu 6-7 kaşık kadar çorba kaşığı dolusu kadar diyebiliriz. Bununla birlikte 1 su bardağı dolusu şekerimiz var ve vanilyamızı koyduk. Güzelce bir önce soğuk haldeyken karıştırdık. Karıştırdıktan sonra ocağımızın üzerine aldık. Yine karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Çünkü altı tutmasın, yanmasın. İçerisinde bulunan o şekerden dolayı hemen bir yapışma ihtimali evet. söz konusu. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla birlikte poğaça hamurumuza da hemen şöyle bir göz gezdirelim. Durumu nedir? Tekrar bir bakalım. Çok misafir gelir mi sizde de? Yani geliyor zaman zaman. Tabii bizim genelde akrabalar da memlekette olduğu için yani eş dost ağırlıkla evet. geliyor. Eş dost akraba bizim akrabalar en çok. Akrabalar biraz tabii uzakta. Evet. Şöyle koyalım artık fırın tepsimizi alalım. Evet. Yağlı kağıdımızı serdik. Fırın tepsimize. Şimdi şekil vermeye başlayabilirim. Evet. Çünkü kaynadı. Olmuş. Evet o da kaynadı. Evet. Altını kısalım çok az kaynasın. Çünkü irmikler tam böyle pişsin. Tamam. İyice birbirini tutsun. Şöyle hızlıca karıştırarak. Bir daha kontrol ediyorum. Oldukça da güzel gözüküyor. Evet. Şöyle tam bir kıstım. Kapattım neredeyse sevgili izleyiciler. Çünkü ocağımın ısısı da var. Bir süre daha ocağımın bu sıcaklığında pişmeye devam edecek. Kendi kendine pişecek. Şöyle pişsin. Hemen poğaçamızın şeklini de bir gösterelim sevgili izleyicilerimize. Şöyle Sernur Hanım. Sernur çok farklı bir isim. Evet. Biraz zor bir isim ama. Evet. O yani annemle babamın ilk 3 harfinden konulmuş. Öyle mi? Evet. Sernur. Nedir yani annemin? Serpil'in Seri, Nuri'nin evet. Nuru. Nuri'nin. Evet. Bir şeyle olmuş sanırım. Ne anneye kıyabilmişler evet. ne babaya. İkisinin de gönlü olsun. Şimdi derler ya, sen anne tarafından isim veriyorsun çocuğa. Yok yok baba tarafından isim verdin. Bunlar evet. hiç kıymamışlar sevgili izleyiciler. Yani ilk 3 harfi. Evet güzel bir fikir. Denenebilir. Sernur. Bir anlamı yok ama. Var mı? Başı aydınlık. Başı var. Aydınlık. Evet. Anlamı da var. Güzel. Yani anladım. Her anne babadan da ilk 3 harf uymuyor yalnız. Evet. Ya anlamsız yani bir şey de ortaya gelmesin. Çünkü yani. İsim de çok önemli. Evet. Sonuçta verdiğiniz isimle çağrılıyorsunuz. Ömrünüz, hayatınız onunla geliyor, onunla başlıyor, onunla bitiyor. Dolayısıyla evet. ben şöyle bir şekil verdim. Evet. Bırakabiliriz böyle. Elimizle alalım. Tabii şöyle. Kaşıkla verebilirim. Tabii ki. Şöyle bir güzel hamurumu küçük parçalar kopardım sevgili izleyicilerimiz. Elimize şekil verip şöyle düzleştirip arasına peynirimizi koymaya devam ediyoruz. Ben de tepsimize de sıralıyoruz. Evet Sernur Hanım da bu şekilde yaptı. Canınız nasıl istiyorsa, gönlünüz nasıl istiyorsa ama kısacık bir reklam arası ardından buradayız. Kısa
kısacık bir reklam arasının ardından tekrar merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Fatma Çakır'la Mutfakta Hayat tüm hızıyla devam ediyor. Poğaçalarımız da devam ediyor çünkü poğaçalarımızı yaptık, bitirdik. Evet. Şimdi sırada yumurta sarısını sürmek var. Evet, evet Serner Hanım sizden rica edeyim yumurta sarısını siz sürün. Ve üzerine de güzel bir çörek otu gezdirelim. Şurada bir kasemizde çörek otu var. Sizden bir zahmet onu da rica edelim. Çörek otlarımızı da koyalım. Sevgili izleyicilerimiz şöyle kaselerim var elimde. Küçük küçük cam kaplarım. Artık irmik helvamız pişti. Sütlü irmik helvamız hazır. Hemen içerisine koyuyorum. Şöyle. Bunu daha geniş bir kaba, özellikle de bu kek kalıplarımız var biliyorsunuz çiçekli falan değişik şekillerde kek kalıplarımız var. Onlara koyup buzdolabında bir süre beklettiğinizde soğuduktan sonra çok güzel çıkıyor ve oldukça güzel bir şekli oluyor. Yine o şekilde de tavsiye ederim. Şöyle bir temizleyelim hemen kenarlarını birazcık toparlayalım. O şekilde de sunum yapabilirsiniz. Ben bugün yine tek kişilik düşündüm. Hani tekrar parçalama bölme zahmetine girmeyelim. İstedim ki hemen tek kişi rahatlıkla alsın böyle bir porsiyon halinde tüketebilsin. Şimdi üzerine bademle süsleyelim mi? Evet, ne dersiniz? Çok güzel olur. Evet bademler de oldukça güzel yakışır. Şöyle bademlerimizi koyalım. Güzel güzel kenarlarından dursun. Bademlerimizi koydum birazcık da damla çikolata koymak istiyorum şöyle. Evet. Ellerinize sağlık. Serner Hanımcığım çok güzel oldular. Evet poğaçalarımız şimdiden mayalanmış. Hemen yavaş kabarmaya yavaş. Kabarmaya başladı. Değil mi? Kabarmaya başlamışlar. Açılıyorlar bir taraftan. Ne dersiniz? Beğendiniz mi? Buyurunuz. Porsiyonumuz hazır. Evet çok güzel. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. İlk porsiyonumuz hazır. Bu şekilde porsiyon olarak da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kalıplara koyup bir süre oda sıcaklığında ardından buzdolabında bekletirseniz de oldukça güzel bir şekle sahip oluyor. Yine onu da deneyebilirsiniz. Ben porsiyonluk tercih ettim yine bugün. Şöyle güzelce dolduruyorum. Biraz tabii ki doldururken biliyorsunuz ki irmik taşma olabiliyor. Ama hemen her şeyin bir çözümü var. Peçetemizi de alalım, temizleyelim kenarlarını hiç sorun değil. Tabii daha dikkatli olun. Benim gibi aceleniz yoksa bir şey istemiyorsanız çok fazla zamanınız varsa rahat bir şekilde poğaçalarımızı fırına atabiliriz. Poğaçalarımız hazır. Ellerinize sağlık. Oldukça güzel gözüküyorlar. Hemen fırına götürelim. Evet. Şöyle bir gösterelim ama. Evet. Serenur Hanım'ın ellerinin değdiği güzel mi güzel poğaçalarımız hazır sevgili izleyicilerimiz. İçerisinde sadece kabartma tozu var. Kesinlikle maya kullanmadık ve mayalamadık. Fırına gidiyor. Artık fırında pişme zamanı. Burada fırının bir önemi yok. Önceden ısıtılmış, sonradan ısıtılmış gibi bir durum söz konusu değil. Dilerseniz direkt fırını açıp içerisine koyabilirsiniz. Dilerseniz önceden ısıtıp hemen bırakabilirsiniz. Yine bu da bir tercih meselesi. Artık pişirdiğimiz irmik helvamızın geriye kalanını alalım. Şöyle fellah köftemiz için sıcak suyu koyalım sevgili izleyicilerim. Suyumuz bir taraftan iyice bir kaynasın. Biz de köftelerimizin yoğurma aşamasına geçelim. Çünkü ıslatmıştık reklamlardan önce hatırlıyorsunuz ki bir su bardağı kadar irmiğimiz vardı. Bir su bardağı kadar şöyle ince köftelik bulgurumuz vardı. İçerisine irmiğimizi ekleyip sıcak suyla ıslatmıştık. Şimdi unumuzu koyuyoruz. Şöyle bir miktar un. Yarım su bardağını koydum. Devam edeceğim ama öncelikli olarak yavaş yavaş yoğurmam lazım. Bir tane yumurtayı direkt ekliyorum. Direkt yumurtamızı da içerisine ekledim. Tuzumuzu ekleyelim. Şöyle bir çay kaşığı tuzumuz. Şöyle kalp modeli verdik. Öyle mi yaptınız? Çok güzel olmuş. Evet. İşte bu bayanlarımızın keyfi dekorları böyle oluyor. Çok güzel oldu bu arada. Evet gösterelim. Şöyle sevgili izleyicilerimiz. Oldukça güzel gözüküyor. Kalp modeli verdi. Şöyle kalbini gösterelim. Evet.
Hemen sıcak çikolata da böyle hemen erimeye başlamış. Oldukça güzel gözüküyor. Evet Serner Hanım, kolları sıvadık. Evet. İçerisine kimyon koyduk sevgili izleyicilerimiz. Bir tepeleme dolusu, tatlı kaşığı dolusu kimyonumuz var. Tuzumuzu ve yumurtamızı koyduk. İyice yoğuruyoruz. Şöyle bir güzel yoğurma aşamasına başlayalım. Evet. Şimdi yoğurma sırası her şey sırayla, evet, sırayla bana geldi. Sizde sıra. Evet sırayla, bu sırada bende. Evet. Çünkü bu aslında şeyden de yapıyorlar. Mesela içli köfteyi sever misiniz? Evet çok severim. İşte bunu içli köftenin kalan hamuru oluyor. Dışındaki hamurundan da yapıyorlar. Kalanı yine bu şekilde haşlayıp üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirip. Evet çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Evet ziyan etmiyoruz biz hanımlar. Her evet. şeyi mutlaka bir kullanım yolunu bulmuşuz. Evet. Şöyle yoğuruyorum iyice. Yuvalama da bu tarz oluyor değil mi? Yuvalama. Evet, yuvalama. Yine buna benziyor. Evet. Evet. Şimdi sıcak suyumuz var. Sizden rica etsem tencereye koyar mısınız? Kettle'ımızda suyumuz var. Onu da tenceremize alalım. Şöyle bir güzel yoğurdum artık. İçerisine şimdi salçamızı da ekleyelim. Bir çorba kaşığı kadar salçamızı da yine içerisine ekliyorum. Yoğurma işlemime devam ediyorum sevgili izleyicilerimiz. Şöyle iyice bir yoğuracağım. Kimyon çok güzel kokuyor. Evet. Baharat her yere yakışıyor. Sever misiniz siz de baharat? Yemeklerde kullanıyor musunuz? Baharatı özellikle çok kullanıyorum. Ayrı bir lezzet veriyor. Evet. Acı sever misiniz acıyı mesela? Acıyı seviyorum. Bazı bayanlar pek sevmez, yemezler. Yani acı biber yemiyorum ama bu pul biber, bu tür acıları yiyorum. Evet. Güzel oluyor, yakışıyor. Evet. Bazı yemek de acıyla gidiyor gerçekten. Evet. O acının lezzeti ayrı bir lezzet. O isotun kokusu falan evet. çok güzel. Oldukça güzel bir lezzet. Şöyle bir güzel yoğurdum. Artık oldu. Evet. Çok daha fazla ihtiyacı yok. Şimdi ellerimi yıkayayım. Sizden ricam minik minik böyle köfteler yapmaya başlamanız. Minik minik köfteler haline getirelim. Şöyle yine dokunayım ben. Oldukça güzel kıvamını evet, almış. Çok güzel. Şimdi altına azıcık un serpebilirsiniz. Yapışmasın tavaya, şu tabağımıza diye. Şöyle minik bir un serpebilirsiniz. Şimdi şöyle yuvarlak yapıyoruz. Küçücük. Ortasına bir tane parmağımızı şöyle değdiriyoruz. Bu kadar. Evet. Oldukça kolay. Gayet güzel yaptınız. Evet. Başarılı. Evet. Oldukça başarılı. Fazladır biraz. Evet. Tecrübeleri var. Şöyle direkt bırakalım. Yine bu şekilde yapmaya devam edelim. Suyumuza tuz ekleyeceğim. Çünkü tuzlu suda haşlansın. İçerisine eklediğimiz tuzu su tamamıyla yapışmaması için değil evet, mi? Evet. Ve tuzu da çekmesin. Şöyle tuzumuzu da attım. İyice böyle bir kaynasın istiyorum sevgili izleyicilerimiz. İyice kaynasın ve daha da güzel bir şekilde haşlanmış olsun. Tereyağımız var yine. Tereyağımızı da üzerine ekleyeceğiz. Artık bademlerle işimiz bitti. Bunları evet. da kaldıralım ki rahatlıkla görsün sevgili izleyicilerimiz. Poğaçalarımızı da yine unutmayalım. Aklımızın bir kenarında o da evet. bulunsun. Bu arada emlak işi dedik de hep evden bahsettik. Emlak deyince nedense biz kadınların aklına ev geliyor. Ev geliyor, evet. Evet, başka var mı peki yani, evin dışında uğraşlarınız? Hizmetleriniz. Yani arsa ağırlıklı çalışıyorum ben. Kat karşılığı ve evet. kentsel dönüşümlerle ilgili. Evet. Yani ağırlık bunun üzerine çalışıyorum. Daire de var tabii ki. Mesela ben çok yakın bir tarihte bir arkadaşımla bir araya gelmiştim. Hı hı. Onlar da yine sizin gibi bu sektördeler ama geneli bay biliyorsunuz. Evet. Eşi anlatıyor diyor ki, yani bir gün böyle bir satış yapmışlar. Onlar da eş olarak çalışıyorlar. Hı hı. Satış esnasında şöyle bir şeye şahit oluyorlar. Önce ne olduğunu anlayamıyor. Bir anda ev sahibi olduğunu anlayamıyor kişi. Bir sevinecek oluyor, bir üzülecek oluyor. Bir sağına soluna bakınıyor, bir etrafına bakınıyor. Diyorlar ki aldınız artık ev sizin falan. O an inanamıyor. Ardından evet. Şöyle bir 5 dakikalık bir şok süresini geçirdikten sonra dönüyor. Diyor ki ya diyor ben gerçekten ev sahibi oldum mu? Çünkü diyor. Ben yaklaşık 6 yıldır birisiyle birlikteyim. Sözlü durumumuz var ama evlenemiyoruz. Çünkü ailesi ev almadan kızın
alamazsın, düğününü yapamazsın diyorlar. Evet. Dolayısıyla biz bu süreci bekliyoruz. Ve çok da uzun geldi. Hiç sahip olamayacağım, hiçbirisi yerine gelmeyecek gibi hissettim diyor. Evet. Çünkü gençlerimizin gerçekten böyle bir sıkıntı da oluyor. Hani ev alma, evlenememe gibi nedenlere de sebep olabiliyor. Sizin yani, de başınıza geliyor mu böyle anılarınız var mı? Tabii oluyor. Yani ev almaları tabii ki krediye girmeleri gerekiyor. Kimse yani. Önermiyor zaten. Evet. Mesela kendileri şey yapabilirler. Birazcık daha tutumlu olsalar. Evet, yani borçlanabilirler. Bu bence en iyi yatırım yani. Haklısınız. Yani birazcık sevgili izleyicilerimiz, sıkıntıya girmek gerekiyor. Ne yapacağız? Tasarruf edeceğiz. Tasarrufa evet. Öncelik vereceğiz. Dolayısıyla tasarruf ederek ister istemez bir birikim elde edeceğiz. Yoksa evet. Bugün geldi, bugün harca, yarın aynen. Geldi, yarın harca. Sonuçta isteklerimize de ulaşamayabiliyoruz. Oldukça güzel yaptık. Şöyle devam edeyim. Arsa derken sadece arsayı mı satıyorsunuz? Yok, kat karşılığı olarak. Kat karşılığı evet. Olarak. Kendinize yapıyor musunuz? Kendimiz şu anda yapmıyoruz. Siz daha çok araziyi buluyorsunuz. Arazi, evet. Kat karşılığı ağırlıklı çalışıyoruz. Yani alsat olarak da çalışmalarım var. Alsat da var. Yatırım yapsın, evet, alsın, bekletsin. Evet, olur o şekilde. Bizim de. Halkımız toprağı sever biliyorsunuz. Yani evet. Toprak yatırımını sever. Bir altına yatırım yaparlar. Dediğimiz gibi eve evet. Ve toprağa. Yani en güzeli gayrimenkul yatırımdır her zaman. Gayrimenkule yatırım. Evet. Kaybettirmiyor. En evet. Güzeli bu. Yani hep derler ya karlı yatırım, karlı evet. Yatırım. Kaç senede bana geri döndü yapacak, ne kadar sürede ben bundan kar edeceğim, işte ne kadar sürede bana geri döndü sağlayacak. En karlı yatırım dediğimiz gibi gayrimenkul. İnşallah bizler de elimizden geldiğince sevgili izleyicilerimiz tasarruflarımızı yapalım. Gerek olabilir çok büyük bütçeler olmasa da arsa mesela her cebe uygun yani, var. Yani muhakkak. Değil mi? Her cebe uygun, orta seviyeye uygun evet. Araziler var. Yine alıp dediğiniz gibi mutlaka ev alamazsa da. Mutlaka değerlendirsinler evet. Arsa alıp bunu yarın öbür gün dediğiniz gibi müteahhitlere verip yine evet, ev sahibi olabilirler. Kesinlikle. Evet. Kat karşılığını verebilirler. Ya da eski binalar oluyor. Eski binaları değerlendirebiliriz. O şekilde de oluyor. Geri dönüşüm şeklinde. Tabii ki. Katlan. Kentsel dönüşüm hı-hı. Şeklinde de değerlendirebilirler. Şimdi suyumuza bir bakalım. Şöyle bir tane atalım içerisine. Durumunu bir kontrol edelim hemen. Şöyle bir tane attık. Henüz dibine çöktü. Sevgili izleyicilerimiz burada suyun içerisine bir tane attım. Çünkü attığımda şöyle geri gelmesi gerekiyor. Geri gelmediği için durumunu buradan kontrol ediyoruz. Şöyle tekrar bir tane daha atıyorum. Hemen küçücük bir kaşık yardımıyla şöyle bir kurtaralım. Evet. Artık yavaş yavaş verebiliriz hazırladıklarımızı. Evet. Şöyle verelim. İçerisine ekleyelim. Sanki içli köfte yapıyormuşuz gibi hissettim. Evet, tombul. O kimyon kokusu sevgili evet. İzleyeceğimiz bir anda böyle haşlanmış içli köfte yapıyormuşuz hissi veriyor insana. Siz de gayet güzel yaptınız. Başarılısınız maşallah. Evet. Annemiz çok yapıyor mu börekler, çörekler evde? Yapıyor, evet. Şöyle devam ediyorum iyice. Hepsini sıra sıra kaynamış olan suyumla buluşturuyorum. İyice bir haşlansınlar. Ardından sarımsaklı yoğurt dökeceğiz sevgili izleyicilerimiz üzerine ve güzel bir tereyağı gezdireceğiz. Evet. Tereyağı da oldukça güzel oluyor şöyle. Dağıtmadan koyduk. Köftelerimiz suyla. Sarımsak her yemeğe lezzet veriyor. Evet. Sarımsağın da evet faydaları bayağı bir fazla. Sarımsak oldukça kıymetli, evet, güzel. Evet, doğal antibiyotik yani. Herkes doğal antibiyotik tarafından bakar. Sarımsak saçları da güçlendiriyor. Evet. Böyle de bir yapısı var. Saç dökülmesine var. Karşı. Evet, saç dökülmesini engelliyor. Onu önleyici bir etkisi var. Dediğiniz gibi doğal antibiyotik, gripten evet. Korunma. Grip deyince hep böyle hafif bir hastalık zannederiz ama tepeden tırnağa insanı rahatsız eder biliyorsunuz. Evet. Huzursuz eder. Dolayısıyla
Gribe de çok faydası var. Vitamin için ne yapıyoruz? Sarımsak tüketiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Doğala başvuruyoruz. Evet. Ve bir tam bu esnada şöyle bir hikayemiz, bir anımız daha var. Onu da anlatayım sevgili izleyicilerimize. Özellikle eczacı bir tanıdığımız şundan bahsediyor sevgili izleyicilerimiz. Diyor ki, ülkemiz dünyadaki en çok antibiyotik kullanma sırasında ikinci. Evet. Nihayet birinci olmamışız. Allah'tan ikinciyiz sevgili izleyicilerimiz. O kadar fazla antibiyotik kullanıyoruz ve Sağlık Bakanlığı son zamanlarda biliyorsunuz ki bununla ilgili kamu spotları yayınlamaya başladı. Çok fazla antibiyotik kullanmayın. Gerekli gereksiz antibiyotik almayın, kullanmayın. Hafif rahatsızlıklarınızda özellikle antibiyotik kullanmayın diye. Bizim ülkemiz dolayısıyla çok fazla ilaç kullanmaya yatkın ve antibiyotiği de çok fazla kullanıyor. Siz olun, doğalı tercih edin, gıdalarınıza dikkat edin. Doğada şifa var inşallah. Doğal ürünleri yine tercih edin. Birinci olmamışız, iyi mi? Evet. İkinci olmuşuz. Bu da güzel bir araştırma ve bunu antibiyotiği üreten firma yapıyor. Evet. Araştırmayı da yine firma yapıyor sevgili izleyiciler. Çünkü ne demek? Aynı zamanda bu işin ticareti demek. Yani evet, sizin gibi ticaretten ilgilenen bir bayanla da bu tam bir denk geldi. Yani işin ticareti demek. İnsanlar önce maddiyata bakıyorlar. Evet. Dolayısıyla araştırmayı da yine bu şekilde yapıyor. Ben üretim yapıyorum ama bunun ne kadarını kim tüketiyor? Yapılan araştırmada da ülkemiz ikinci sırada geliyor. Aşırı derecede antibiyotik kullanıyoruz. Kullanmayalım. Şu anda da yasaklandı herhalde antibiyotik. Yani bir test yapılması gerekiyor. Evet, özellikle griplerde çok alınıyordu. Griplerde değil mi? Evet, grip rahatsızlığınızda falan. Yani direkt antibiyotik artık test yapılarak şu anda alınacak. Evet. Hani vücuda karşı ne derece zararı var, evet, mı, yan etkisi, evet, var mı gibi. Evet, etkileri var. Şimdi ne yapıyoruz? Poğaçamızı bir kontrol ediyoruz. Poğaçamız güzelce kızarmış bir kısmı. Şöyle hemen bir çevirelim. Diğer tarafını da bırakalım. Şöyle bir göstereceğim hemen. Oldukça sıcaklar. Şöyle bir gösterelim. Poğaçalarımız pişmeye devam ediyor. Çok güzel kabarmış. Nasıl güzel kabarmışlar değil mi? Sanki mayalamışız şöyle uzunca süre gibi. Hemen bir tarafı da çok azıcık kızarsın, alacağız. Çok azıcık. Bir tarafı da kızarsın. Köfteler de kalktı galiba. Havaya. Evet, köfteler de hemen dedik ya yapışmayacak. Su böyle kaynattın mı hemen yukarı çıkacak. Çıkmaya başladı. Bizimkiler biraz hafif iri fellah köftesi oldu. Evet. Çok daha minik yapıyorlar ama bizimki hafif iri oldu. Şimdi iki elin lezzeti bu yemeğin içerisine girdi sevgili izleyicilerimiz. Olur o kadar. Evet. Sohbet esnasında yaptık. Lezzeti güzel olsun inşallah ama tabii ki fellah köftesi çok, evet, daha minik oluyor. Bunu da söyleyelim. Evet. Şöyle masamızı bir silelim. Evet. Bir taraftan da yavaş yavaş soframızı kuralım değil mi? Evet. Soframızı kuralım. Şöyle bir taraftan temizliğimizi yapalım. Hazırlığımızı yapalım. Evet, tereyağımızı eritelim, evet, bu esnada. Hemen küçük bir tavamızı alalım. Köftemizin tereyağını eritme işlemine başlayalım. Şöyle bolca bir tereyağı olsun. Bolca. Şöyle 2 yemek kaşığı dolusu. Bolca tereyağımızı eritiyoruz. Yakacağız şöyle. Hani derler ya tereyağı, evet, yanık kokusu gelsin. Gelecek. Evet. Yanık kokusu gelsin. Şöyle bir güzel eritmeye devam edelim. Bir taraftan da sunuma başlayalım mı? Sunum için gerekli olan tabağımızı ben size getireyim. Tamam. Bir taraftan da yavaş yavaş fellah köftemizi sunum tabağımıza alalım. Tabi bununla birlikte hemen bir poğaçayı da merak ediyorum. Evet. Poğaçamız artık olmuş. Daha fazla beklemeye lüzum yok. Şöyle bir gidelim. Nasıl çok gözüküyor? Güzel görünüyor. Evet, oldukça güzel görünüyor sevgili izleyicilerimiz. Poğaçamız hazır. Ellerimize sağlık. 5 dakikada böyle pratik, kolay, hemen misafir geldi. Evet. Yapılabilecek çok bir poğaça. Olmuş. Böyle açılmış da. Evet. Oldukça güzel gözüküyor. Şimdi ilk şöyle bir bırakalım. Birazcık o fırından çıkan ısısı bir çıksın.
hemen sunum tabağımıza da alacağız. Tereyağı kokusu da mis gibi. Gelmeye başladı evet. mı? Evet. Bir taraftan esiyor diyorsunuz. Evet. Şöyle bir bakalım. Her şeyin doğalı güzel yani. Doğal beslenmek. Çok önemli. Evet. Dedim ya işte doğal, doğala gitmek önemli. Özellikle de biliyorsunuz ki İsrail'de mesela ilaç üretimi ve kozmetik üretimi çok fazla. Evet. Deterjan üretimi, birçok ürünün etiketine baktığınızda aslında oradan geldiğini görürsünüz. Evet. Dolayısıyla onlar mesela antibiyotik kullanmıyorlarmış. Bunun araştırmasını evet. yapmıştım. Onlar antibiyotik kullanmıyorlar. Onlar bu tür rahatsızlık yaşadıklarında daha çok doktorlar onlara vitamin veriyor. Evet. Antibiyotik değil ama ne yiyorlar? Bunlar da doktora gidiyorlar. Doktor bunlara da ilaç veriyor. Evet veriyor. Ancak antibiyotik yerine vitamin veriyor sevgili izleyicilerimiz. Destekleyici vitamin. O vücut o rahatsızlığa niye yeniliyor? Hangi vitamini eksik? Evet, neden, önce ona baktırmak evet, lazım. Evet, neden karşı cevap veremiyor ve kendini evet. koruyamıyor diye. Kendisi böyle bir çözüm bulmuş bu ülke. Şimdi ben size bir tabak getireyim. Tamam. Artık poğaçalarımızın servisini hazırlayalım. Köftelerimizin servisini hazırlayalım. Şöyle şu Maşallah. Uygun mudur? Hı-hı. Tamam, hemen size bir de çatal vereyim. Çatal yardımıyla alabilirsiniz. Şöyle bir çatal yardımıyla buyurun. İstediğiniz gibi servisini hazırlayın. Şimdi yağımızı erittik ama bizim bunun üzerine bir de salça eritmemiz gerekiyor. Salçayı sos haline getireceğiz. Yine felah köftemizin üzerine koyacağız. Şöyle sıvı yağımızı hemen koyuyorum. Sıvı yağımızı koyduk. Bir çorba kaşığı, bir çorba kaşığı salçamızı da yine içerisine hemen koyduk. Salçamızı şöyle bir güzel azıcık kavuracağız. Çok az. Şöyle kavuruyorum salçamı. Hemen ardından şöyle suyumuzu ekliyoruz ama suyumuzu yavaş yavaş sos haline getirecek şekilde bir su, çay bardağı suyumuzu da yine ekledik. Karıştıralım ve salçamızı iyice bir eritelim. Şöyle karıştıralım. Tam bir sos olsun ve pişsin. Pul biber ekleyebiliriz şimdi bu sosa. Evet. İstersek güzel olur, pul biber. Koyalım mı birazcık pul biber? Biraz şöyle koyalım. Hı-hı. Bir çay kaşığı kadar şöyle pul Şu biber. Isot mu? Evet, isot ha, da mı isteriz? Tamam. Olur. Birazcık isot. Şöyle bir çay kaşığı da isot koyalım. Artık sosumuz kendi halinde pişsin. Şimdi ferah köftelerimizi almaya başlayalım. Sunumu hazırladınız mı? Evet. Maşallah. Evet, köftelerimizi koyalım şöyle bir güzel. Hazırlamış olduğumuz fellah köftelerimiz. Evet. İçli köfte gibi oldukça güzel kokuyorlar. Evet, güzel görünüyor. Güzel de gözüküyorlar değil mi? Ellerinize sağlık. Görüntüsü de oldukça güzel olmuş gerçekten. Şöyle iyice haşlandılar. Evet. Artık tamamdır. Şimdi sıra geldi sosumuzu koymaya. Öncelikle biraz salçalı sosumuzu gezdirelim. Şöyle kenarlarından güzelce bir gezdiriyorum. Yine koyuyorum. Yeterli midir? Yeter. Tamam. Yo. Şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu dökelim. Şöyle yine onu da gezdirelim. Üzerine en son tereyağımız var. Tereyağımızı da yine üzerine gezdirelim. Hemen şöyle bir güzel çorba kaşığımızı da koyalım şöyle. Güzelce kızdırdık. Evet. Tereyağımızı da gezdirdik. Evet, tereyağımız var. Sarımsaklı yoğurdumuz var sevgili izleyicilerimiz. Fellah köftemizin üzerine şöyle birkaç parça dereotu atalım. Çok minik birkaç parça. Elimle bile kopardım. Dereotunun böyle bir rahatlığı var.
Tamam artık. Hı hı. Sadece görüntü babında güzel gözüksün. Kapatalım. Yeterlidir. Onu da kapattım. Altını da değiştirdim. Ellerimize sağlık. Evet. Oldukça güzel oldular. Şey, poğaçalarımızı bir daha gösterelim. Evet, çok güzel görünüyor. Çok güzel kabarmışlar. Peynirleri çok güzel gözüküyor arasından. Ve ardından fellah köftelerimiz de yine hazır. Soframızı bu şekilde hazırladık. Evet, hazırlamış olduğumuz fellah köftemiz, yanına da poğaçamız var. Tam bir çay saatimiz oldu. Evet, çok güzel oldu. Dün bir çayımızı demleyip oturacağız. Ellerinize sağlık. Sizin çok teşekkür ediyorum. Sağlık. İnşallah Sernur Hanımcığım yine i̇nşallah, bekliyoruz. İnşallah. Görüşürüz. İnşallah görüşmek üzere. Ev aldığımızda ya da arazi almayı düşündüğümüzde, evet, arsa almayı düşündüğümüzde ya da dediğiniz gibi bir promosyon yapacaksak. Silgi üzerine tabii, evet, ki. Silgiyi unutmayalım. Mesela öğrencileri mutlu etmek istiyorsanız sevgili izleyicilerimiz, firmanız var, ben de reklam yapayım, ne yapayım diyorsanız işte silgi var. Evet. Buyurun gelin silgilerimizi İmalatı. Görün. Çok teşekkür ediyoruz. Ben yine teşekkür görüşmek ederim. Üzere diyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, Fatma Çakır'la Mutfakta Hayatın bugün de burada sonuna geldik. İsterseniz diyoruz ya sevgili izleyicilerimiz, bizleri sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz. Hatta buradan bizlere tariflerinizi gönderin. Biz sizler için tariflerinizi burada uygulayalım, yapalım. Birebir sizin tarifinize uygun gönderelim. Bakın olmuş mu? Ona yine siz karar verin. Hatta yorumlarınızı yazın. Gönderin sevgili izleyicilerimiz, hafta içi her gün Akit TV ekranlarında sizlerle birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.